Bir yastığa korkusuz ne zaman baş koyacağım? Sabaha uyanmanın varsayımında uzak, sonsuzluk uykusuna ben ne zaman dalacağım? Söyle, söyle ölüm denen sırra ne zaman ulaşacağım? Ne zaman ulaşacağım? Sevgili dostlar, Kanal 28 ekranlarından sevgiler, saygılar. Her zaman olduğu gibi, evvela Yüce Rabbimizin rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı üzerinize olsun. Onun sevgili Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve yolundan gidenlere salatu selamlar olsun. Şu anda bizi izleme lütfuna bulunan siz kıymetli izleyicilerimize selamlar olsun. Cenab-ı Hak şu an kalbinizden ne murat ettiyseniz Rabbim hepsini, hayırlı olanların hepsini murat eylesin. Yüce Rabbimiz şu an şifa bekleyen kardeşlerimize adi şifalar ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu şu an bu zor şartlarda işinde gücünde olan, çalışma hayatı olan kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Tüccar kardeşlerimize hayırlı ticaretler nasip eylesin. Ve devletimizin ve milletimizin bekası için canını, kanını Allah'a vakfederek canla başla mücadele veren güvenlik güçlerimizi Allah muvaffak eylesin. Onları her daim mensur ve muzaffer eylesin. Adı şehitlerimize Yüce Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Kederli ailelerine Allah Celle Celaluhu sabr cemil, ecru cezir ihsan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine beraberiz. Bugün inşallahü teala infak konusunu ele alacağız. İnfak, yani helal olan kardeşlerimizi, değerlerimizi İnsanların hayrına, yararına paylaşmak, Allah için vermek, Allah için gerekirse kendinden bile vazgeçmek, yani infak. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Estağfurullah billah "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Siz en sevdiğinizi vermedikçe asla gerçekten mümin olamazsınız buyuruyor. Vermek için kişinin kendinden geçmesi, Allah rızası için yaşaması gerekir. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri insanların faydasına sunması ve Allah yolunda harcaması gerekir. Bir kul düşünün ki Allah ona nimet veriyor, onu her türlü nimetle donatıyor. Çünkü Allah bir ayet-i kerimesinde Estağfurullah billah وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Bu kadar nimete karşılık bizim Yaradan'a şükür borcumuz vardır. Kul ne yapıyor? Bu nimetlerle şımarıyor, isyan ediyor ve şeytanın yolunu tutuyor. Oysa ki Allah'ın nimetlerini yine Allah'ın yolunda kullanmamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın affı rızasında gizlidir. Çok hafife aldığınız, hiç önemsemediğiniz bir hareket sizi Allah'ın rızasına götürebilir. Çünkü nihai hedef ve rizvanı minallahi ekber Allah'ın rızasını kazanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kişi bir hastayı ziyarete gittiği vakit Allah oradadır. O kişi hasta nezdinde Allah'ı ziyaret ediyor. Bir İnsanı susuzluğunu giderdiğiniz vakit Allah'ın susuzluğunu gidermiş gibi olursunuz.
bir insana bir infakta bulunduğu zaman unutmayın ki Allah oradadır. Allah'ı memnun etmek, Allah'ın rızasını kazanmak için oradasınız demektir. Haliyle infak etmek için kardeşlerim, gerekirse kişi hem malından hem de canından Allah rızası için vazgeçebilmelidir. O kadar ki değerli kardeşlerim, bir insanın hiçbir maddi olarak infak edecek bir şey bulamadığı vakit, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insana bir tebessüm ettiğiniz vakit bu infaktır. Yani sadaka yerine geçer, aynı zamanda manevi bir veriştir, manevi bir tasadduktur. Kıymetli kardeşlerim, yeter ki niyetimizde vermek olsun. Sevgiyi verebiliriz. Sevgimizi insanlarla paylaşabiliriz. İnsanlara yardımlaşabiliriz ve bu şekilde Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Evet dostlar, biz bugün bu infak konusunu tasavvufla beraber ele almaya çalışacağız. Çünkü infak hem maddi tarafı vardır hem de manevi tarafı vardır. Onun için bugün kıymetli bir konuğum var. Muharrem Karabay, kıymetli hocam. İlahiyatçı yazar, aynı zamanda tasavvuf yazarı. İnşallah bu konuyu beraber bugün konuşmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak tesirlerini önce kendimize, sonra siz dinleyicilere nasip eylesin. Kıymet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Evet kıymetli hocam, tasavvuf ve önce tasavvufla başlayalım. Olur. Tasavvuf nedir? Ondan sonra inşallah onu infaka bağlamaya çalışalım. Buyurun hocam. Tasavvuf, Allah'ı bilme sanatıdır. Marifet, Allah'ı sevme yolunu öğreten, herkesin dilinde olup da arayıp da bulamadığı yolu göstermedir. Kur'an'da olduğu gibi hadislerimizde de bir dış yüzü vardır, bir iç yüzü vardır. Marifet iç yüzünü anlatır. Herkesin bildiği anlamın biraz daha derinine gider. Biraz önce bahsettiğiniz gibi İslam dini baştan aşağı bir sevgi dinidir. Sevgi yardımlaşmayı getirir. Sevgi cömertliği getirir. Marifet açımından bakarsak infaka, sizde var olan bütün güzelliklerin, sadece sizin de belirttiğiniz gibi maddi değil, manevi güzelliklerin de paylaşımını gerektirir. Yüce Allah'ımız Kur'an'da buyuruyor ki, yok mu Allah'a borç, kasem verecek, Allah onu size katlayarak versin diyor. Vermeyle zannediyoruz ki, ya da nefsimiz bize öyle empoze ediyor ki, eksilecek. Aksine, vermeyle zenginleşiriz, verdikçe çoğalırız biz. Şeytan sizi bu manada kandırmaz Allah Celle Celaluhu. Kesinlikle. Siz fakirleşiniz diyor, ehvan veriyor, vesvese veriyor. İçimizdeki nefsimiz sadece iblis yetmiyor ona. İçimizdeki nefsimize göre en zor şey infaktır. Dinimiz o yüzden zekatı koymuştur. Bir yerde dini vecibelerimiz yerine getirirken bir emir yerindedir. Ama bunu emrin ötesine de geçirip sevginin getirdiği, cömertliğin getirdiği, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyorlar. Peki Allah cömert değil mi? Rauf değil mi? Karşılıksız veren, Zülcelal ve İkram değil mi? Gani değil mi? Zengin değil mi? O zaman bize düşen, bizde olan güzellikleri hem maddi hem manevi yönde paylaşmamız gerekli. Allah'a borç vermek nedir? Aslında infak, ihtiyaç sahibine ihtiyacı olanı vermektir, kelime anlamın karşılığı. Biz bir kardeşimize infakta bulunduğumuzda, biz onu zahirde kişiye vermiş oluyoruz. O yaratılan kişi Allah'ın kulu değil mi? Zahirde kula verdiğimiz gibi gözükmüş olsa dahi biz marifete göre Allah'a vermiş oluyoruz. Onun ihtiyacını karşıladığımızda Allah bizim ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. Yıllar önce bir camide güzel bir veciz söz gördüm. Çok hoşuma gitti. Hayatımı değiştiren sözlerden biri oldu. Ne verirsen eline o gider seninle diyordu. Gerçekten öyle. Marifete göre de anlattık. Aslında Allah'a verdiğimizi. Ama hakikate göre bakarsak ben yardım ettiğim bütün infakları kendime yapıyorum.
Çünkü benim sevaphaneme o yazılıyor. Cömert olan kulu Allah sever. Sevdiği kuluna da yardım eder. Hem bu dünyada, hem kabir hayatımızda, hem de mahşer yerinde yardım eder. Mahşer yerinde yardım nasıl olur? Şöyle düşünebiliriz. Kazandığımız sevapları biz manevi bir para olarak düşünelim. Kur'an'da Rabbim buyuruyor ki ben bu ayete aşığım, çok hoşuma gidiyor. Amellerin en güzelini haber vereyim mi size? Kıtlık zamanında açı doyuran köle azat edendir diyor. Bu dünyada yaptığımız iyilikler bizim hanemize sevap olarak geçiyor. Mahşer yerinde geldiğimizde o büyük hesap gününde ne yapacağız? Sevaplarımız, amellerimiz iyiden yana ne varsa bir kefeye konacak. Günah hatalarımız varsa eğer tövbe etmeden gittiysek bu dünyada bir kefeye konacak. Sevaplarımız günahlarımızı sildiği zaman cennete gideceğiz. Çok arttığında cennette üst makama gidersiniz. Eğer bu dünyada amellerde, cömertlikte öne geçenlerden olursak Rabbim inşallah şefaat eden kullarından da kıymet sayarız. Hocam, bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak imanı yarattığı vakit, yarattığı zaman iman diyor ki ya Rabbi beni takviye et. Cenab-ı Hak imanı cömertlikle takviye ediyor. Küfrü yarattığı zaman ya Rabbi beni takviye et. Cenab-ı Hak küfrü cimrilikle, kötü ahlakla takviye ediyor. Yani burana baktığımız zaman cömertlik hakikaten hem maddi hem manevi olarak insanın ulvi bir noktada geçmesine büyük bir yardımcı olacak niteliktedir. Kesinlikle. İblis Allah'a söz verdiğinde, beni kıyamete kadar yaşattır dediğinde ve o sözü aldığında diyor ki Kur'an'da, ben senin kullarının önüne, arkasına, sağına, soluna oturacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. Kul vermedikten sonra, almadıktan sonra şükredici olmuyor. En güzeli almak olarak zannediyoruz. Aslında vermektir. Şükrün en güzel yönü. İblis önümüze oturmakla, önünü keseceğim demesiyle sizi geleceğinle korkutur. Sağınızda sizin yapacak olduğunuz infakları, yardımlaşmayı, iyiden yana, güzelden yana ne varsa kesmek için durur. O yüzden biz insanı insan yapanlardan, en güzel erdemlerden bir tanesi cömert olmaktır. Cömertliği biz sadece maddi olarak düşünmeyelim. Cebimizdeki parayı, üzerimizdeki bir eşyayı ihtiyaç sahibine verilecek olarak da düşünmeyelim. Sevgi. En başta sevgimizi vermemiz gerekir. İnsanların kapitalist düzende, komünist düzendeki en büyük nemenazımcılıkları, biri toplumculuk adına, biri de ferdiyetçilik arasında, insanları sık boğaz ettiği bir dünyada, çağımızın vebası sayılan stresin olduğu bir dünyada, vermenin güzelliğine erdirilirsek... Hocam, tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Bu infak konusunun bir de sosyal, toplumsal boyutu var. Toplumda müşkül duruma düştükleri vakit, bu müşkül durumları ancak infakla aşabilir. Öyle değil mi? Öyle. Hocam? Peygamber Efendimiz, en güzel örnek Peygamber Efendimiz ve bize Rabbimizin gönderdiği Kur'an-ı Kerim. Baştan aşağı yardımlaşmayı emrediyor. Cömertliği emrediyor. Sadece cömertlikte değil, sevgide var infak. Selam verme unutan bir toplum olduk. Başımızı kumun içine saklayıp aman beni görmesinler diye sağa sola kaçanlardan olduk. Aslında bu değil ki İslam. İslam bize anlatıldığı gibi bir terörist dini değil ki. Baştan aşağı bir sevgi, baştan aşağı bir cömertlik. Ama nefsimize ters düştüğü gibi bize de bu şekilde empoze ediliyor. Biz onların istediği ya da onların düşündüğü şekilde bir toplum olmaktan kurtulduğumuzda cömert. Onların yani İslam'ı bile tek tip. Kesinlikle. İslam'ı bile böyle yaşayacaksın. Ancak bu şekilde iyi bir Müslüman olabilirsin. Empozelerinde de kurtulmamız gerekiyor. Kurtulma bize zaten en büyük rehber olarak Resulullah ve Kur'an yetmez mi? Çünkü bu şekilde olduğu vakit kullar Kur'an'a dönemiyor, Kur'an'ı yaşayamıyor. Kur'an'a göre de yol haritasını çizemiyor haliyle. Bir kısır döngüde yaşayıp dönüyor. Sadece İslam'ın beş şartıyla İslam algılamaya çalışıyor. Bunun tarafı yanında ise cömertliğidir, zekat sadakasıdır, sevgisidir. Bunlara mahrum olarak kalıyor ve bütün bu sorunlar da bundan meydana geliyor zaten. Evet kıymetli hocam, marifeti nasıl bağlayabiliriz? Allah'a ulaşmanın
Allah'a ulaşmanın en yolu, en çok Kur'an'da emri geçen, iyilikten yana, güzellikten yana Rabbim bizi anmamızı istiyor. Anın beni, anın, anayım sizi diyor. Bu manada infak da bir vesiledir değil mi? Tabii burada aslında siz Rabbinize kelime karşılığında tevhid çekiyorsak la ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka bir ilah yaratıcı yok diyoruz. Bu kelime karşılığı ama marifet anlamı öyle değil ki. Ben seni seviyorum Rabbim, verdiğin nimetlere, verdiğin imtihanlara sabrediyorum. İnşallah sabredici kullardan olacağım. Ben seni her şeyinle seviyorum. Yarattığın, verdiğin ve vereceklerin içinde seviyorum. Ama ben asıl seni, beni kul olarak kabul ettiğin için seviyorum. Seni anmaya, seni sevmeme izin verdiğin için seviyorum. İşte yine döndük sevgiye. Allah'la kulun arasındaki en güzel köprü sevgi. Rabbimiz bir kurallar koymuş, ayetler göndermiş, peygamberler göndermiş. Uyun diyor bana, uyun. Sizden başka bir şey istemiyor ki, benden başka bir şey istemiyor ki Rabbim. Sadece sevgisini istiyor, sevgisini gösterelim. O yüzden Kur'an'daki her 23 ayetten bir tanesi Allah'ı anmayı gösteriyor. Siz? Zikir. Zikir. Ama en güzeli, en güzeli Peygamber Efendimiz miraca çıktığında Rabbim ona soruyor. Birbirlerine olan sevgi ve saygılarını gösterdikten sonra ey Habibim bana ne getirdin diyor. Sende olmayanı getirdim Rabbim diyor. Nedir o diyor? Hiçlik, yokluk. Şanlı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar cömert, o kadar cömertlikte öne geçmiş ki dünyayı unutmuş, her şeyi unutmuş, sadece Rabbe olan sevgisini götürmüş yanında. Rabbimiz ona, kendisi ümmeti de ona dönecek diye ilk önce kokuyu koymuş, Rahmani kokuyu, kadının sevgisini koymuş ve namazı koymuş. Elini boş göndermemiş. Kulun Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da bir güzel sözü var. Soruyorlar bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e. Ne kadar zekat vereceğiz diyor. Size göre mi diyor, bana göre mi? Ya Ali, zekatın sana göresi bana göresi olur mu dediklerinde. Size göre en az %10 diyor. Bana göre tamamıdır. Cömertlikte öne geçtikleri için. Bakın, sevgide cömertlikte öne geçenler bir Mevlana'ya bakın. 800 yıl geçmiş, unutulmamış. Bir Yunus Emre'ye bakın. Verdikçe çoğalacağız. Biz sakladıkça küçülürüz. Küçülüyoruz, evet. Kıymet Hocam. Hazreti Mevlana tam sözün sırası geldi. İnfakı şöyle algılıyor. Ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Nice balık vardır ki, burası önemli kıymetli hocam. Nice balık vardır ki, su içinde her şeyden eminken, su içerisinde, çünkü balık suda hayat buluyor. Kesinlikle. Her şeyden eminken, boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Yine de yan peşine koştuğu için oltaya tutulmuş ve av olmuştur. Maalesef biz de çoğu zaman hep hırslarımızın, ihtiraslarımızın kurbanı oluyoruz. Kesinlikle. Balığı oradan çıkaralım, biz kendimizi koyalım. Koyalım. Nefsimizin bize empoze ettiği verme. Aman ha, senin ihtiyacın var. Seninle beraber mi kazandı? Bak o parayı alınca kötü yolda kullanacak. Kardeşim o bizden isterken Allah'ın rızasını istiyor. Aslında cebimizdeki parayı gibi gözükse de bizden Allah'ın rızasını istiyor. Allah rızasına ver diyor. En büyük handikap da kıymet hocam. Hakikaten kullar işte ben kazandım. Benim marifetim ne oldu? Benim kabiliyetim ne oldu? Tasarruf hakkı da bende. Anlayışına sahip oldukları için bu anlayış onları maalesef zulme, zalime teşvik ediyor. Kesinlikle. Eğer bu dünyada kul hakkını, yetim hakkını, devletin hakkını üzerine geçirdiğinde mutlaka bununla helalleşmek zorundasın. Yapmadığın takdirde hesap var. Peki bu bildiğimiz maddesel boyuttan baktığımız gibi bir de sevgi yönünden bakalım. İnsanlarımız stres içerisinde, sıkıntı içerisinde. Halbuki onun en güzel, en kolay yolu Rabbi anmak, ona dönmek. Ondan başka yardım edecek yok ki. Allah dilemeyince yaprak kıpırdamaz ki. Her şeyi sevdik, arabamızı sevdik, işimizi sevdik, eşimizi sevdik, bebeğimizi sevdik. Bunları sigorta ettirdik. Peki imanımızın sigortası yok mu zannediyoruz? O da cömertlik, infak. Evet. Dinimizdeki en güzel
yardımcısının başında emir olarak gelen zekat, sadaka var, infak. Ne varsa sen de iyiden yana ver. İlim mi var? Ver. Sevgin mi var? Ver. Birisine yardım edebilecek bir gücün mü var? Ortaya koy, çıkar. Cenab-ı Hak hocam, insan hangi nimeti verdiyse onu paylaşmak mecburiyetinde. İlim ise ilim, madde ise madde, bir güç ise güç, mutlaka bunu insanlara paylaşması şart. O paylaşanların başında Yunus Emre Mevlana geliyor, Hacı Ahmet Yesevi geliyor, İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri geliyor, var. Allah'ın veli kulları hep söyle, Şems-i Sivas'ı var, 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 var. Ama bir şey var bunlarda, hep verme taraftarlarıydı, alma değil. Sürekli fedakarlık, Rabbinden aldığı ilimleri kardeşlerine verdi. Hiçbir ücret beklemedi yani ki. İnsanlar Allah yolunu bulsun, onun rızasını kazanmak için her ellerine ne gelirse hepsini yaptılar. Bu konuda benzer olmak, hükümet hocam, özellikle de ilim konusunda büyük bir gaflet. Çok. İlmi Kur'an'da Rabbim diyor ki, veil o kimselere, tuh, yazıklar olsun o kişilere ki benim ilmimi az bahaya satarlar. Peki pahalı nasıl satarız? Hiçbir ücret beklemeden veririz. Hiçbir şekilde bir karşılık beklemeden insanlara Allah'ı sevmeyi öğretmek zorundayız. Artık bize empoze edilen terörist İslam, terörist Müslüman yıkılmalı artık bu insanların kafalarından. İnsanlar birbirleriyle iyi iletişim içerisinde olmalı. Rabbini nasıl sevgiyle arıyorsa kişi, bu dünyada sevgisini vereceği kişiyi de aramalı ve onu bulmalı. Onlara Allah'ı sevmeyi, peygamberi sevmeyi, iyi veli kulları sevmeyi, insanlara yardım etmeyi öğretmeli. Öğretmediğimiz için biz bugünlere geldik. Kıymet hocam, Peygamber Efendimiz'in bir ahlakı vardı. Buna, bu eyleme, bu infak hadisesine aynı zamanda peygamber ahlakı diyorlar. Biz buna ne diyoruz? İsar. Senin çok ihtiyacın, şiddetle ihtiyacın olan bir şeyle bir başka kardeşe ihtiyacını gidermek. Yani sen yoklukta olduğun halde karşı tarafın ihtiyacını gidermek, İsar olarak biz bunu addediyoruz. Peygamber ahlakı. Hatta Peygamber Efendimiz ömrünüzde bir kez bile olsa bunu tadın. Yani bu ahlakı çok yaşayın buyuruyor. Bununla beraber hükümet hocam, insanlar gerçekten canı gönülden, yani almamak için sadece vermeyi kendilerine şiar edinmiş. Sevgi de böyle. İşte mesela vatan, toprak, her şeye rağmen kesinlikle o şey üstündekileri sever. Bir ana her şeye rağmen verir. Bunun gibi bu mantıkla yaklaşmamız, değil mi hükümet hocam? Tabii. Bizi Allah razı olsun. Bir menkibeyle de süsleyelim izin verirseniz. Veli kullardan bir tanesi diğer bir kardeşini soruyor. Nerededir diyor. Diyorlar ki pazar yerinde dileniyor. Velinin pazar yerinde dilenmesi çok bir şey değildir. Vardır bunun hikmeti de, gidiyor yanına soruyor. Ne yapıyorsun burada diyor. Bekliyorum diyor. Neyi bekliyorsun? Bana verilecek olan rızkı bekliyorum diyor. Peki böyle düşünmene ne sebep oldu diyor. Daha önce çölde geçerken bir tek çalı denk geldi gözüme. Baktım dibinde bir kanadı kırık kuş var. Bunda bir hikmet vardı. Oturdum bekledim. Ne zaman sonra diyor bir kuş geldi. Ağzında bir yiyecekle kanadı kuşu, kırık kuşa yemini verdi ve gitti diyor. Anladım ki Allah kulunu çalışmadan dahi bakabiliyor diye. Veli kul kızıyor. Kanadı kırık kuş olacağına, kanadı kırık olan kuşlara yem getiren o sana. İşte bunu hayatımıza soktuğumuz zaman çok şey değişecek. Oysa ki vermekle mal çoğalıyor, sevgi paylaşıkça çoğalıyor, acılar paylaşıkça azalıyor. Sürekli hep hayra bizi yönlendiriyor ama bunun farkında değiliz maalesef. Evet. Toplum olarak bunu anlatmamız gerekiyor. Kıymet hocam, tasavvufta infak nedir? Bunu manevi olarak biraz daha derinlemesine konuşursak kıymet izleyicilerimizi bunu daha iyi anlasınlar. Tamam. Tasavvufta infak. Manevi anlamda söylüyorum. Manevi tamam. Boyut anlamında. Bunu isterseniz Peygamber Efendimiz'in bir hadisiyle tamam. Cevap verelim. Komşusu aç iken tok yatan bizdendir diyor. Bu bildiğimiz anlamda mideyle iyi ilişkili. Bunu hayvanlara indirirsek kursak ve işkembe olarak düşünebiliriz. İnsan da mide düşünürüz. Bunu herkes biliyor. Aslında burada anlatılmak istenen o kadar basit bir hadis değil ki bu. Komşusu niye aç ise, komşu sevgiye mi aç? Selam vermekten imtina mı ediyoruz? Selam verelim. Komşumuz rahatsız mı? Sizin de
sohbetin başında belirttiğiniz gibi ona yardımcı olalım. Komşumuzun ilme mi ihtiyacı var? Öğretelim elimizden geldiğince. Komşumuzun neye ihtiyacı var? Kışlık oduna mı? Bunlar hep biliyoruz zahirini. Belki derteşme ihtiyacı vardır. Kesinlikle. Kesinlikle. İnsanlara biz neye ihtiyacı varsa ona verelim. Hep almayı düşündük. Vermeyi unutturdular bize. Aslında İslam dini vermenin dinidir. Evet. Almanın değil. Evet, komşusu açken ilimden tutun. Sevgiye tutun. Merhametle tutun. Cömertliğe tutun. Bir insan ilk önce aile ocağında öğrenir sevgiyi. İnfakı da böyle öğrenmeli. Çocuklarımızın yarın huzurlu bir toplum içerisinde büyümelerini sağlamak elbette biz ebeveynlerin görevi, büyüklerin görevi. Ama onlara biz kendi evimizde, kendi içimizde sevgiyi öğretmeliyiz. Cömertliği öğretmeliyiz. Allah'ın 99 ismine bakın. En çok Rahman, Rahim, Errahim, Zülcelal ve İkram, Rauf, Gani hep ama hep hatta Tevvab bile zenginin bir işareti değil mi? Bize söylenilmiyor mu? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diye. Verdiğimiz sürece biz kesinlikle insanız. Kıymet verdiklerimiz hocam, bize ahirette. Kıymet hocam, men arafe nefse ve men arafe rabbehu. Nefsini tanımayan Rabbini bilemez. Peki Rabbini tanımayan ondan nasıl ahlak alacak? İşte nasıl bunun, ahlaklanacak? Bunun en güzel örneği nefsimizi tanımaya gideceğiz. Peygamber Efendimiz'in anlattığı gibi, öğrettiği gibi nefsi tanımaya gideceğiz. Nefsimizi nasıl tanırız? Nefsimizi esmalarla tanıyamayız. Rabbimizin sıfatları da çektiğimizde de tanıyamayız. Unutmayalım 114 bin ya da 124 bin yani 100 bin üzerine peygamber gönderdi Rabbimiz. 4 büyük kitap üstü 4 küçük musaf gönderdi, sale gönderdi. Hepsinin ortak paydasına bakalım. Tevhid. Kelime-i şehadetinin dahi başı tevhid. Tevhid. Kişi tevhidle Rabbine yol alırken nefsini görüyor. Nefs bildiğimiz anlamda ama marifette sembolle anlatılıyor. Nefs mutlaka bir hayvan sıfatında gözüküyor. Kişinin nefsi rüyasında gördüğünde, tevhid çekerek gittiğinde, nefsini gördüğünde o hayvanın kötü özelliklerinden kurtulmaya başlayarak nefsini ezmeye başlar. Tabi bu devamlı sabah akşam yapılan tevhidler. Nefs ezildikçe ruh büyür. Nefs hayatımız öyle bir egemen olmuş ki Allah'ın nurumdan üflediğim dediği ruhunu hapsetmiş, küçültmüş, sesini solunu çıkartmaz hale getirmiş. Her insan oysa ki Allah'tan bir nur taşır. Kesinlikle. Bazıları bunu ömrün sonuna kadar devam ettirir. Bazıları ise bunu kaybederek hayatına devam eder. İşte o ikinci söylediğiniz çok acı. Ama nurunuzu yükselttiğinizde, yani ruhu yükselttiğinizde nefs ezilmeye başlar. Nefs, ağası olan nefs, pişman olan nefse, daha sonra da mutmain olan nefse döner. Hazreti Aleyhisselam kişinin canını almaya geldiğinde ey mutmain olmuş nefs diyor. Bakın bu çok önemli. Sizin belirttiğiniz yeri ayet olarak cevaplandıralım. Ey mutmain olmuş nefs, Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı, gir cennetine diyor. Radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu. İşte buradaki bize düşen nefsimizi ezmek. Nefsimiz bize ilk önce nerede karşı çıkıyor? Başta da söyledik. Belli ki en büyük düşmanımız bizim nefsimiz. İnfak etmek. Ne buluyorsak nefsimizden buluyoruz. Kıymet hocam. Biz onu dinlemeye değil. Ama tevhidle yola çıktığımızda, yaşamaya başladığımızda, marifeti yaşamaya başladığımızda Rabbimiz bize nefsimizi gösteriyor. Sadece nefsinizi gösteriyor, ruhunuzu gösteriyor. Peygamber Efendimiz Miraç'tayken üç şey sevdirdi. Koku, bildiğimiz o üzerimize sürdüğümüz koku değil. Veli kulların, Rahman'ın, meleklerin adın cennetinden getirdikleri kokulardır onlar. O kadar güzel kokar ki. Şanlı Peygamber Efendimiz'in kırmızı gül, Hazreti Ali'nin kırmızı karanfil. Fatma annemizin orkide, İmam Hasan, İmam Hüseyin'in kokuları, reyhan. Her velinin kokuları ayrıdır. Gittiğinizde mesela Aziz Mahmud Dağı'yı ziyarete gittiğinizde ya da Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gittiğinizde Salat-ı Şerife çekmeye başladığında içeride mis gibi kokuyor. İşte kokular bu kokular. Kıymet hocam müsaade etsin bir şiir arası verelim. Lütfen. Size de soluklanın çok bu arada. Çok sevindirim. Sağ olun. Cehennem olsa gelen, cehennem olsa gelen,
göğsümüzdesin söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz, bu cephe sarsılmaz. Üstadı Allah rahmet eylesin. Hürmet hocam. İnfakta herkes aynı yürekte baktığı zaman, bütün yürekler aynı attığı zaman elbette ki bir birlik, beraberlik meydana geliyor. Bu da tabii bir toplumu güçlenmesine vesile oluyor. Her haliyle maddi manevi kiretlememiz gerekiyor. Kesinlikle bu bize empoze edilen, ülkemizin içinde bulduğu zor günlerde, yıllardır süre giren kardeş kavgalarında hep sevgisizlik değil mi? Birbirimize cömert olmayışımız değil mi? Sevgisizlik bize ne getirir? Nefreti, kini. Bunu hala yaşıyoruz. Hümet Hocam, bu sevgisizliğin şu andaki baş alametlerinden toplumlarda, ailelerde, işte komşular arasındaki ilişkilerde, beşer münasebelerde hep maddiyat ön plana çıkıyor. Şimdi miras kavgaları, alacak verecek meseleleri, sürekli hep maddiyat. Bu maddiyat yüzünden bu sevgiyi katlediyoruz kıymetli hocam. Bu insanlar bunu nasıl aşabilir? Yani bunun bir yolu yordamı var mıdır kıymetli hocam? Olmaz mı ki? Her şey zaten Resulullah'ın hayatında, şanlı Peygamber Efendimiz'in hayatında var, Kur'an'da var. Bize Kur'an oku dedi. İkra'nın ilk harfi hocam biliyorsunuz oku. Elif. Elif sevgi. Allah'ın ismine bakalım. Elif sevgi. Rabbe yolculuğunu da, Kur'an'ı okumaya da sevgiyle bakacaksın. Sevgiyle kendisini düstur edinen kişi topluma da öyle bakar, ailesine de öyle bakar. Kendisi sevgi dolu olan bir insan peşinden çok insanı sürükler gelir. Bize anlatılan, empoze edilen o düzenler artık bitmeli. Bize, aslımıza dönmeliyiz. Kur'an'a, Resulullah'ın hayatına. Biz Amerika'yı yeniden keşfetme hakkımız yok ki. Zaten keşfedilmiş. Peygamber Efendimiz yaşantısı da hayatımız önümüzde. Kur'an önümüzde. Neyi arıyoruz? Ama bize öğretilmeyen bir şey arıyoruz. Sevgiyi, merhameti, cömertliği kaybettik biz. Biz bunu kaybettiğimiz için bu hallere düştük. Osmanlı'ya bakar mısınız? Gayrimüslimden öşür, baç, vergi almaz. Kendisinden alıyordu. Aldığı paralarla da Müslümanlar yardım ediyordu. Osmanlı zamanında hala günümüzde sürdürülen güzel örnekleri var. Aşevleri var. Bu sevginin bir dışa vuruluşu değil mi? Hocam, Allah'ın nuruyla bakan bir Müslüman, bir insan, Allah'ın nuruyla baktığı vakit karşılıksız ve çıkarsız sever, değil mi Kıbrıs hocam? Her şeye rağmen sever. Öyle. Rabbim ne diyor Kur'an'da? Yapılan iyiliğin bedelini peşin öderim diyor. İyilik ama. Bakın, Enver-i Aşık'ında belirtiliyor. İblis, Rabbimiz ona bana kulluk yap demiş ama namaz kıl dememiş. Kendisi namazı ihdas etmiş. Meleklerin başına öğretmen olarak geçmiş. Ama enaniyete düşmüş. Sonra cimrilik yaptığında Rab onun cezasını kesti. Yapılan iyiliğin bedelini peşin öderim diyor. İyilik iki yere yapılıyor. Bir Rabbe, bir Rabbin kullarına. Tabii bunun içerisinde Rabbin yarattığı diğer canlılara da, hayvanlara da, kedilere, köpeklere, soğukta hele bu kış gününde kuşlara yem vermekten başlayın.
selam vermek en güzel iyilik. Gelin, doyurun. Zahirde de doyurun, batında da doyurun. Ama aç olduğumuz, bir bakın, kişiden topluma dönelim. Sizin belirttiğiniz gibi toplum sevgiye aç, cömertliğe aç. Bize anlatılanların hepsi dinimizde var. Dinimizi unuttuk, Kur'an okumayı unuttuk, dinlemeyi öğrendik. Dinlerken aslında biz kendi dinimizi dinlemedik. Bize Tevrat'ı, İncil'i dinlettirdiler. Ve hayatımızdan koptuk gittik. En kötüsü, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Hayır kardeş, o seni sokan yılan bin yaşasın bu felsefede. Hocam sözünüzü balla kesiyorum. O konuda bir izin verirseniz bir menkıbe anlatmak lütfen istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi'ye bir mektup yazıyor. O zaman Yahya Efendi Sütabius oluyor, biliyorsunuz. Mısır'da ikamet ediyor. Diyor ki, kıymetli abim diyor, ben üç kıtanın sultanı, hakanı, Kanuni Sultan Süleyman. Gücüm, kudretim yerinde. Bizim bir sorunumuz olacak mı diyor. Yahya Efendi bir cevap yazıyor. Tek kelime. Neme gerek. Kanuni Sultan Süleyman pek anlamıyor bundan. Diyor ki, tekrar yazın. Tekrar bir açılımı yap abicim. Bir şey anlayamadım. Ne demek, neme gerek, ne demek? Tekrar cevap geliyor. Bu sefer Yahya Efendi şu cevabı veriyor. Diyor ki, ne zaman ki diyor bu millet, neme lazımcı olur. Her şeye vurdum duymaz olur. İşte bana ne, sana ne ruh hali olursa, o zaman bu milletin sonu olur. Hakikaten o gevşeme, rehavet başladığı vakit Osmanlı döne, Osmanlı İmparatorluğu çöküş dönemine girmişti. O neme lazımcılık bizi bir uyutma felsefesidir. Yılların beri empoze edilen bir uyutma felsefesidir. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri uyan olanlarla eylesin. İnşallah. Uyanık olduğumuz gibi uyandıranlardan da eylesin inşallah. Evet, yapılan hocam, iyiliğin bedelini peşin öderim diyor. Nasıl ödüyor? Zahir de değil. Ama batında ödüyor. Sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Çağımızın en büyük belası stres. Stres biliyoruz ki bir sürü hastalıkları tetikleyip geliyor. Allah korusun, kansere kadar götürtüyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bir bakar mısınız kendimize? Sevmeyi unuttuk. Cömertliği unuttuk. Yani cimriliğimizden her şeyimizi, sağlık dahil her şeyimizi kaybediyoruz. Kesinlikle. Aile hayatımız, aileler bozulmuyor mu? Boşanmalar hızla artmadı mı? İnsanlar kendilerini sadece sıktılar. Sanki mezara götürecekler. Yani bir sevgini, Allah'ın sana bahşetmiş olduğu bir nimeti eşinden çocuğuna esirgiyorsun mesela. Ve aile hiçbir dağılıyor. Şey bilmemiş olsak bile dinimizde zekat var. Kullanamayacağın malın, paranın belli bir miktarını fakirlere, ihtiyaç sahiplere vereceksin diyor. Güzellikle yapmasan bile emir olarak yapmak zorundayız. Ama biz bu emri severek yaparsak, kazancımız çok büyük oluyor. Bir karşılık beklemeden yaparsak, Allah'ın rızasını bile düşünmeden yaparsak, işte o zaman sevabımız hükümet çok adam, çok şu oluyor. An diyelim ki devlet bir karar alsa, hükümet dese ki vergi vermek serbest. Acaba canı gönülden severek kat işi vergisini verir? Veya başka işte şu müeyyidi ortadan kaldırıyorum, bunu severek kat işi yapar diye bir karar alsa belki de hiç diyebiliriz. Hiç diyebiliriz. Hakikaten Allah korusun. Allah için dediğimde. O dediğiniz doğru. Emir olarak değil de severek bir şeyler yapmak lazım. Ama en güzeli, en güzeli verdikçe güzelleşiyorsun. Evet, o çok önemli. Yunus Emre diyor ki bir şiirinde, Müslüman çok çalışacak. Helalinden kazanacak, kazandığından infak edecek diyor. Biz infakı unuttuk ama Allah'tan her şeyi istem hakkına sahip olduğumuzu zannediyoruz. Eş ver, parayı ver, tarlayı ver, arsayı ver, ver dünya malını, ver, ver, ver. Peki versin Rabbim. Sen gerçekten Rabbine verebiliyor musun? Rabbin kuluna verebiliyor musun? En önemlisi, sen kendine yaptığın hayırla ahiretinde kendine verebiliyor musun? Her şey dönüp dönüp kendime geliyor. Kıymet hocam, Allah'ı razı etmek aslında kullar razı etmekten geçiyor. Kesin. Kul kuldan razı ise Allah da o kuldan razıdır. Allah'ın kulun razı. Zaten Allah'la olan ilişkisi iki şekilde. Bir Rabbi ile, bir de Rabbin yarattığı kullarla. İkisinde de iyi geçinmemiz, ikisini de sevmemiz lazım. Hem Rabbimi seveceğiz. Hem yarattığını. Hem yarattığını seveceğiz. Bu yarattığı sadece insanlar olarak değil ki. Yunus Emre... Yaradılarına hoş geldin. Eyvallah.
Peygamber Efendimiz diyor ki benim ümmetim 70 fırka olacak, 72'sinden cehenneme giden olacak diyor. Ama Yunus da diyor ki 72 milleti bir tutmazsan bırak Müslümanım demeyi, insan bile değilsin diyor. Biz özümüze dönersek, sevgiyi öğrenirsek ve en önemlisi sevgiyi öğretirsek, bir karşılık beklemeden insanları anlatırsak, Allah'ın kitabını okuyun diye anlatırsak, biz kendimiz okumaya başlarsak, çevremizde okuttuğumuzda. Tabii okurken biz, roman gibi değil tabii ki. Kesinlikle. Tefekkür okumak ederek, için anlayacaksın. Ağır ağır anlayarak okumak. Düşüneceksin, Rabbim bana burada ne öğretebilir, niye gönderildi bu diye arayacağız. Ya Kur'an-ı Kerim hayatımızın neresinde var? Ailemde var mı? Aile hayatımda var mı? Ticaret hayatımda var mı? İş hayatımda var mı? Sosyal münasebetlerimde var mı? Kur'an hayatımın neresinde var diye de kişi sorgulaması gerekir. Rabbim diyor ki bir ayette, ben sizi akla hayale gelmez yerlerden hesaba çekerim diyor. İşte bunun bir tanesi de Kur'an'ı okumadığımız için, anlamadığımız için artık Kur'an okuyacağız. Ne soruyor, ne istiyor bizden, Rabbim bizden ne bekliyor? Onları öğreneceğiz. Rabbim bizden beklediklerinden biz kendimizde bir pay çıkardığımızda, düşündüğümüzde, idrakimiz biraz gelişmeye başladığında biz aynısını kardeşlerimize yapacağız. Unutmayın, Rabbimiz bize bir lütuf verirken bir karşılık beklemeden veriyor. Biz Rabbin kullarına lütuflarını, bizde var olan lütufları niye hediye etmeyelim ki? Niye vermeyelim ki? İnsanlara sevgiyi öğrettik mi? Her şey kolay. Her şeyin başı sevgi. Kıymet Hocam, Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimesinde فَاَنْسَامَ اَنْفُسَ مُلَا كُمُ الْفَاسِقُونَ. Kul eğer Allah'ı unutursa, Allah da kendini kullara unutturur. Şimdi kul, Allah hatırlamadığı vakit, o zaman ne olur? Sevgiyi de unutur, merhameti de unutur. Bütün bu kutsal, ulvi değerleri unutmuş olur. Allah'ı unutmamak için, Allah aksine unutmadığımızı gösterebilmek için sabah akşam onu anmamız, zikretmemiz lazım. Kıymet Hocam, bir telefonumuz var. Alo, buyurun. Merhaba. Merhabalar. Canlı yayına bağlanabilir miyim? Buyurun, canlı yayındasınız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Alo. Hocamın aşk oyuncusu. Hoş bulduk. Allah'ın selam ve bereketi. Hanımefendi, televizyonun sesini de kesebilir misin biraz? Sesiniz biraz yankı yapıyor da. Televizyonun sesini keserseniz sesiniz daha iyi gelir. Alo. Evet. Evet. Buyurun. Ha, şimdi geliyor. Şimdi iyi. Buyurun. Şu anda iyi mi? İyi. Şu an iyi. Alo. Duyabiliyor musunuz? Şu an duyuyoruz. Buyurun. Ben hocamın Marifet Sohbetleri ve Aşk-ı Üveysi kitabını okuduktan sonra hayatım değişti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Buyurun. Dinliyoruz. Buyurun hanımefendi. Dinliyoruz. Alo. Hocamın kitapta anlattığı üvey fikrini. Hocamın kitapta anlattığı üvey fikrini yaptıktan sonra çok güzel yaşadım. Sesle bir problem var herhalde. Sesi tam alamıyoruz. Sesim. Seste bir sıkıntı var arkadaşlar. Daha sonra tekrar bağlanalım istersen. Şey yaparız. O zaman bu arada bir ilay okuyayım ben. Lütfen. Buyurun kardeşlerim. Emin sin ya Resulallah,
alemlere rahmetsin. Hem şefi'al müznibinsin, Muhammedul eminsin ya Resulallah. Serveri esbiya son nerede kalmıştık? Sevgi toplumsal yeri. Buyurun. Buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah verirsin. Selam ve berekat üzerinize olsun inşallah. Amin inşallah. Kimle görüştük? Ben İzmir'den Ali Ağam. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Canlı yayına bağlanmak istiyormuştum. Buyurun, sizi dinliyoruz. İşte canlı yayına bağlanmak için aramıştım. Tamam, buyurun. Bir sorunuz var mı? Yayında mıyız şu anda? Şu an yayındayız, buyurun. Sesinizi alıyoruz. Estağfurullah. Ben sadece selam vermek istedim. Yayına katılmak istedim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bize de size selam olsun inşallah. İnşallah. Allah. İzmir'den bir üveys olarak, bütün İzmir'in üveysler adına aramak istedim. İzmir'e buradan selamlar olsun. İzmir'e selamlar olsun. İnşallah. Cenab-ı Hakk'ın... Yani iş yerinde olduğum için, yayını izleyemediğim için konuya biraz sadece WhatsApp grubundan takip edebiliyorum. Konuya vakıf değilim. Hani soru cevap mı yapıyordunuz? Açıkça sonu da bilmiyorum. İnfak üzerinde, tasavvuf üzerine konuşuyoruz hanımefendi. Yani varsa bir sorunuz sorabilirsiniz. Allah razı olsun inşallah. Yani sorum infakla ilgili... Yok, derslerde zaten Allah razı olsun hocalarımızı, öğretmenlerimizi anlatıyorlar. Biz de onlardan nasipleniyoruz. Ben de İzmirli reislerin selamını infak etmiş olayım böylelikle inşallah. Cenab-ı Hak kolaylıklar versin inşallah. İşlerinize, güçlerinize kolaylıklar versin, hayırlar versin Rabbim. Allah razı olsun Cenab-ı inşallah. Cenab-ı Hak ömrünüzü bereketli kılsın inşallah. İnşallah. Kardeşlerimizi daim etsin inşallah. Amin. 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 İnşallah. Peki. Allah'a emanet olun inşallah. Kolay gelsin size de. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın hocam, bu sefer ben bir şey sorabilir Buyurun. Miyim? Aslında şu soruyu sorması gerekirdi kardeşlerimizin. Hocam sen ne infak edebildin ki? Tamam, özele düşüyor da. Hayatımın en büyük infakını aşkı üyesi 1'de yazdım.
Bu öyle bir kitap ki bugün dünyada bir eşi yok. Marifet dünyasında nasıl yolculuk yapacaksın? Marifet dünyasında neler var? Adım adım A'dan Z'ye yazılmış Şebaruz'u ve bitimine kadar. İkinci bölümünde benim yaşadıklarım var. Üçüncü bölümünde bu zikri yapıp da insanların yaşadıkları var. Bu insanın içerisine öyle büyük huzur veriyor ki işte benim hayatta bırakabileceğim en güzel infak bu olmalıdır diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var ya kıymetli hocam. Kişi öldükten sonra üç sınıf insanın amel defteri açık olur. Bir tanesi de ilim bırakan, yani bir kitap yazıp o kitaptan başkaları istifade ettiği takdirde müddetçe onun amel defteri açıktır. İnşallah siz de bu kategoriye görüyorsunuz Allah'ın izniyle. İnşallah hep birlikte bu yolda oluruz. Burada bir şeyi de anlatmama izin verin. Buyurun kıymetli hocam. Bugüne kadar marifet anlatıldı, Şebaruz anlatıldı. Mevlana'nın dilinde tabir caizse pelesenk oldu. Herkese soru Şebaruz hakkında az çok bilgisi var olmaz. Şebaruz nedir? Ancak yaşayan bilir. Rahmani kokular, marifette yol alacağın bütün yollar bugüne kadar hep yaşandı. Hep veli kullar tarafından yaşandı, dervişler tarafından yaşandı, ihvanlar tarafından yaşandı, yaşandı, yaşandı. Ama yaşantılar hiç kaleme dökülmedi. Kişide kaldı, efendisine kaldı, tarihe gömüldü. Yaşandı, bitti. Yaşandı, bitti. Ama bu süreç hala yaşanıyordu. Bizlere gelince kadar bunun açıklaması yoktu. Biz de izin çıktı, yazdık. Dilerim kardeşlerim marifette yolculuk yapmak isteyen nasıl marifette hocam yolculuk... Bu kitap Aşkı Üveysi hangi yayın evi demiştik? Bunu biz vesakarhane.com yani, sitesinden temin edebiliriz. Bu kitaba ulaşmak isteyen kardeşlerimiz hangi yayın evine ulaşacaklar? Yayın evinden alamazlar da biz onu kardeşlerimize çoğunu da infak etmek için hazırladık. Bir yayın evi işin içine girince durum biliyorsunuz ki hocam oluyor. Çok farklı oluyor. Nasıl tedarik bunu, olacak? Veselkarhane.com yani, Veselkarhane.com sitesinden kıymetli kardeşlerim Veselkarhane.com sitesinden hocamızın Muharrem Karabey hocamızın Aşkı Üveysi kitabına çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bir reklam aramız var. İnşallah biraz da tekrar beraberiz. Allah'a dayanmak mı? Asırlarca dayandık. Düştükse bu hüsrana, onun narına yandık. Yetmez mi? Yetmez mi çocukluktaki efsaneye hürmet? Hala mı reşit olmadı? Hala mı bu ümmet? Dersen ki ufuklarda bir aydınlık uyansın. Maziye ateş vermeli, baştan başa yansın. Şaşkınlık olur, şaşkınlık olur köhne telakkiye ihya. Şeydayı terakki koşuyor baksana dünya. El verdi masal dinlediğim bunca zamandır. Ben kanmıyorum, git de sen aptalları uyandır. Allah'a dayandım, Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman bu eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası mirası diyanette yaşar mıydı bu millet? Çoktan kürenin meşali tevhidi sönerdi. Kur'an
Kur'an duramaz, Necd-i İlahi'ye dönerdi. Dünya koşuyor, dünya koşuyor, söz mü beraber koşacaktın? Heyhat, heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın. Madem ki uyandın, o medit uykularından bir parçacık olsun, hadi hiç yoksa kımıldan. Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da, maziyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda. Ahlafa döner, ahlafa döner korkarım esnafa hücumu. Mazisi yıkık milletin hiç atisi olur mu? Ey yolcu, ey yolcu uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha. Bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha. Heyhat, heyhat. Çalış, saye sarıl, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evladını yakma. Mehmet Hocam. Allah razı olsun, çok güzel. Bazı insanlar çalışmadan bir şeylere muvaffak olmak istiyor. Tembellik yaparak, oturarak. Hatta bu manevi yönde olduğunu zannettiği halde kolay yoldan bir şeylerin peşine olanlar var. Hiçbir çaba sarf etmiyor, dua etmiyor. Sebeplere sarılmadan, vesilelere sarılmadan Allah'ım bana ver, Allah'ım beni muvaffak et. Mehmet Akif de bu azim noktasında, tevekkül noktasında bizleri bu konuda uyarıyor. Ecdad eğer uyusaydı, azim olmasaydı bugün siz bu halde olmasınız demek istiyor ve bizlere yol gösteriyor. Kıymetli hocam, bunu bu şekilde aktardıktan sonra marifet dediğimiz Allah'la buluşmak, Allah'a yakın olmak. Cenab-ı Hak bize şah tarafımızdan daha yakın. Kesinlikle. En yakın olan Allah. Bize her şeyden daha yakın. Şah damarından daha yakın. Cenab-ı Hak'la bu kadar bize yakın olan bir varlıkla marifet kanalı nasıl bir irtibat kuracağız kıymetli hocam? İşte çok güzel. Allah razı olsun. Rab bize şah damarımızdan yakın. Yani gönlümüzde. Peki biz ona ne kadar yakınız? Her kişi önce oturup bu soruyu kendi vicdanın içerisinde analiz yapmalı. Sormalı kendisine. Ben Rab'be ne kadar yakınım? Ölüm var. Hiç kurtuluş yok. Nuh Aleyhisselam'ı Rabbimiz Kur'an'da 900 yıl ömür verdik. 50 daha ilave ettik diyor. Ne kadar uzun yaşarsak yaşayalım, mutlaka onun huzuruna çıkacağız. Peygamber Efendimiz'e soran Rabbimiz bana ne getirdin diye bize sormayacağını mı zannediyoruz? Ne götüreceğiz Rabbimize? Ne götürdüğümüze bakalım. Dünya malı burada kalıyor. 2 metrelik bir kefenle gideceğiz. Zahirde ama batında yapılan iyiliklerin bedelini peşin öderim diyor Rabbimiz. Bir başka ayette diyor ki yapılan iyilik hardal tanesi kadar dahi olsa zayi etmem, önüne koyarım diyor. Bir başka ayette hayırda yarışın diyor. Fesebikul hayrat. Hayırda yarışabilmem için benim sevgi dolu olmam lazım. İnfakı düşünmem gerekli. Vermeyi düşünmem gerekli. Bir başka ayette yine Rabbim diyor. İstemeyene isteyenden daha çok veririz. O zaman biz Rabbimizden bir şey beklemek istiyorsak Rabbimize ve onun kullarına vermek zorundayız. Verdiğimiz ölçüde yüceliriz. Bir balon gibi düşünün. Balon ne kadar yüklerini atarsa o kadar yukarıya çıkıyor. İnsan da öyle. Verdiğimiz sürece... Telefonumuz var. Alalım. Buyurun. Buyurun.
Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Çankırı'dan arıyorum. İsmim Sema. Sema Hanım, buyurun. Programınızı izledim. Hocamızın sohbeti çok dikkatimi çekti. Çok beğendim sohbetini. Bir sorum olacak kendisine. Buyurun. Şimdi hocamız konuşurken hep Allah'ı sevmekten, insanları sevmekten bahsediyor. Ve bu yönde ilerlemekten bahsediyor. Ama ben kendime baktığım zaman hep cennet merkezli ya da cehennem korkusuyla ibadet yaptığımı gördüm. Peki marifet emrine göre cennet nedir, cehennem nedir, neresindedir hayatımızın? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim. Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah ondan razı olsun. Üç türlü ibadet şekli vardır diyor. Bir köle ibadeti, iki tüccar ibadeti, üç aşık ibadeti. İsterseniz oraya geçmeden önce Mehmet Akif'in okuduğu şiirin ilave olarak bir beyit de ben okuyayım, söyleyeyim isterseniz. Allah size vaat etmeseydi cenneti ona yapmazdınız asla ibadeti İbadet. Diyor. Bu köle ibadetini anlatıyor. Cehennemden kurtulmak için, cennete gitmek için ibadet edenler var. Saygı duyarız. Rabbin huzuruna gelsinler, nasıl gelirlerse gelsinler. Ama marifete göre bu biraz eksik. Allah'ın o kadar büyük lütufları, o kadar büyük lütufları var ki karşılıksız bize verdiği, akıl olsun, sağlık olsun, eş olsun, iş olsun, kimseye muhtaç etmem olsun, aklınıza gelebilecek her türlü lütufları karşısında namazı kılıp, İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirmek yeterli cennete gitmeniz için. Tüccar ibadeti, onu şöyle örnek veririz, aynı ibadeti yapıp ama daha fazla sevap alma, kazanma yoludur o. Camide beş vakit namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak, önde namaz kılmak gibi. Aşık ibadeti, işte marifet bunu anlatıyor. Aşık ibadeti bir karşılık beklemeden, o alemleri yaratan, her şeye hakim olan Allah'a sevgini gösterebilmek için yapılan karşılık ibadet. Karşılık beklemeden Cenab-ı Hakk'a infak. Kesinlikle. Namazımız bizim bir infak değil mi? Tefekkürümüz bir infak değil mi? Orada bizi nereye götürecek idrake? İdrakimiz arttığı zaman insanları doğru yola, ya Hennan, ya Mennan, Allah'ın o güzel isimlerin içerisinde iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayanlardan olmamızı gerektirmeyecek mi? Kesinlikle. İşte aşık ibadeti odur ki, cenneti dahi düşünmeden, Yunus Emre'nin deyişiyle, cennet birkaç köşkle birkaç yuriyi isteyenlere ver. Bana seni gerek, seni diyor. Aşık olan Rabbin cemalini görmek ister. Bugüne kadar biz hep vaizlerimizde marifet dünyasına girmeden önce hep cennetin nimetlerinden, saraylardan, köşklerden, yemekten, içmekten, keyif almaktan bahsedildi. Ve Kur'an'da burada Rabbim diyor ki Kur'an'da Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Rabbimiz burada cenneti bizim ve cennetin nimetlerini anlatırken yine tuzak kuruyor. Kullarım verdiğim nimetlere mi bakacak, ona mı dalacak yoksa o nimetleri veren Allah'a mı yönelecek? Onu mu isteyecek diyor. Ben marifete girmeden önce bilmiyordum. Çoğu kardeşimiz de bilmiyordur. Cennette nimetlere sevinmek gerek. Eyvallah da o nimetleri seveni, vereni sevmek gerektiğini marifetle öğrendim. Rabbin cemalini seyretmenin cennetin en büyük nimet olduğunu yine marifette öğrendim. İşte bir aşık olan, Rabbini seven, cennete mi gidecekmiş, cehenneme mi gidecekmiş, kaçıncı katta olacakmış hiç umursamadan, o benim Allah'ım istediği gibi beni. Yani kıymet hocam, bir kulun cennet sevdasıyla ve cehennem korkusuyla aslında yaşamamalı. Kesinlikle. O Cenab-ı Hakk'ın takdiri, dilerse cehennemine koyar, dilerse cennetine koyar. O onu bileceği bir iş. Bizim yegane hedefimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, ona iyi bir kul olmak ve onun cemali için yaşamak. İşte bir de Kur'an'a bakalım. Araf'ta bekleyenler cehenneme sevk edilecek ve Lival Hamd'ın altında kalan üç bölük olduğunda Araf'ta bekleyenler, ortada daha kitapları kendilerine gelmemiş olanlar cehenneme bakarak korkarak cennete gidecek olanlara bakarak sevinerek, imrenerek baktıklarında Lival Hamd'ın altında güneş yaklaştırdığında Allah'ın size verdiklerinden bize de versenize diyorlar. Bir tek cevap var. Bütün her şeyi anlatan Kur'an'da ahiret hayatımızı ve bu dünya hayatımız nasıl olmasını gerek anlatan bir ayet var. Dönüp de arkanıza bakın.
kime yaşadığın bir ömürde, 70 senelik bir ortalama ömründe ne kadar yardım ettin? Kime ne verdin? Ne verdin ki, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Günlük yaşantımızda kavgacı bir toplum olduk. Bencil bir toplum olduk. İslam'a uymayacak bütün kötü hareketleri üzerimizde tezahür etmeye başladı. Bu korkunç bir şey. Biz kaybolmuş bir nesiliz diye düşünüyorum. Çocuklarımızı kaybetmeyelim, sizin şiirinizde belirttiğiniz gibi. Mehmet Akif'in belirttiği gibi. Çocuklarımızı kaybetmeyelim. Peki bunun için ne yapabiliriz? İşte bunun için vermeyi öğreneceğiz, sevmeyi öğreneceğiz. İnsanları anlatacağız. Eksikleri ne varsa onları anlatacağız. Ama önce o eksiklikleri kendimizde gidermeye bakacağız. Mehmet Hocam, şimdi normal bir kardeşimize bir ikramla bulunduğumuz vakit, karşı taraf bize teşekkür etmediği zaman bizim hoşumuza gitmiyor. Biz onu nankörlük olarak addediyoruz. Yani ne bencil bir adam. İnsan bir teşekkür etmez mi diye serzenişte bulunuyoruz. Oysa ki Cenab-ı Hak vermiş bu kadar nimete karşılık hep insandayız. Düşünsene Cenab-ı Hakk'ın bize olan rahmetini, merhametini, gazabını, onu tecelli ettirdiği vakit neler olmaz? Değil mi kıymetli hocam? Kesinlikle. Ben sizi burada bir küçük sorayım. Marifet ilk başladığımda derd üstü, murad üstü bir hayat sürmeye başladığımda, sorduğum soruları manevi yönde cevaplandırılmaya başladığında, Rabbim dedim, benim sana karşı eksik ve kusurluklarım var. Bir anlık tefekkürün bin yıllık namaz, bir anlık tefekkürün bin anlık, bin aylık namaz sevabını, bir anlık tefekkürün bin vakit namaz sevabını verdiğimi öğrendim. Bana öyle bir şey öğret ki, neyi tefekkür edeyim ki sana daha yakın olayım ve bu sevapların büyüğünü alayım dedim. O ana kadar her sorduğum sorunun cevabını manen alırken 10 yıl sonra sana verdiklerimi bir düşünsene dedi. Hep almayı düşünüyoruz, vermeyi düşünmüyoruz. Aslında verebildiğimiz kadar biz Müslümanız, verebildiğimiz kadar insanız, verebildiğimiz kadar Allah'a yakınız. Selamdan kaçınıyoruz. En ufacık şekilde toplumda Hocam bir tebessüm. Hocam bir tebessüm ile aciziz. Allah'a ismi tebessüm bile yapamıyoruz. Yani. Bir insan bize bir lütufta, bir yardımda, bir iyilikte bulundu. Teşekkür ediyoruz. Olması gereken bu. Peki bize her daim bir lütufta bulunan Allah'a teşekkür etmeyi niye aklımıza getirmiyoruz? İşte marifet bize Allah'a nasıl kulluk yapmamız gerektiğini öğreten daha hassas, kıymetli daha hocam, ince bir genelde yol. İnsanların şu an bulunmuş olduğu serzeniş şöyle. Şimdi bir hayat yaşıyoruz. İçtimai bir hayat. Farklı bir koşturma, telaş var dünyada. İşte kimisi ekmek derdinde telaşı var. Kimisi başka bir derdi var, onunla meşgul. Adam ismi insanlara şunu diyor ya hocam, tamam söylüyorsun da biz bu kadar telaşın içerisinde, koşturma içerisinde tefekküre nasıl dalacağız? Allah'la nasıl buluşacağız? Namaz kılıyoruz, imkanımız yok. Kılmak istiyoruz. İbadet etmek istiyoruz. Böyle imkanlarımız yok. İzin alamıyoruz. Gidemiyoruz. Sürekli bu hayatın telaşı içerisinde Kur'an ve İslam'dan uzak yaşıyoruz. Yani istiyoruz ama imkanlar el vermiyor. Bu kardeşlerimizi kıymet hocam nasıl rahatlatırız? Bakın bunu yüzlerce yaşayan örneği var. Hatta binlerce yaşayan örneği var. Namaz kılamayan kardeşlerimiz vardı. Başı açık kardeşlerimiz vardı. İşinden, eşinden dolayı ibadet edemeyen kardeşlerimiz vardı. Kur'an okumasını bilmeyen kardeşlerimiz. Bütün olumsuzlukları bir kenara koyduğumuzda, bu Allah'ı anmaya başladığında sabah akşam, burada anlatıldığı gibi Rabbin senin içine bir sevgi koyuyor. O sevgi sana elinde olmadan seni başını da örttürüyor, namazını da getiriyor, rahatsızını da alıyor. İnşirah Suresi'nde demiyor mu Rabbim? Biz senin sırtında sana eziyet veren yükü almadık mı? Ama herkesten almıyor. Bakıyoruz ki biz etrafımızda ama eşten, ama işten, ama aştan sıkıntı çeken insanlar var. O zaman bu bende gerçekleşmiyor diyor. Ve men e'arıza anıdaki maişeten zanka. Eğer Kur'an'dan sırt çevirirseniz Allah'ın zikrini, Allah size maişetli zor bir hayat verir. Kesinlikle. Ama bunun tersini yaparsan, Rabbe yüzünü döner, dönersen, onu anarsan senin hayatını kolaylaşır. Her şey reçete orada. Kesinlikle. Onlar korkmayacak, mahzun da olmayacaklar diyor. Onlar derken bir zümreyi ayırıyor Rabbimiz burada. Bütün Müslümanları içerisinde bir zümreyi ayırıyor. İşte o zaman onu tefekkür ettiğinde, onu sabah akşam ananlar, zikredenler olduğunu anlıyorsunuz. Hayırda öne geçenler, yarışanlar, sevgide, merhamette, cömertlikte öne geçenler. İslam dini bu zaten bize hep kötülükleri anlattılar. Kıymet hocam öyle bir toplum haline geldik ki, İslam oldu böyle. Ve ta'avenu alel birri ve takva
وَلَا تَعَوْا عَلَى اِثْمِ الْعُدْوَانِ Allah buyuruyor ki, takvada, iyilikte, güzellikte yarışın, günahta, haddi aşmak hususunda yarışmayın. Kesinlikle. Şimdi bizim toplum öyle bir yarış haline geldi ki, yani her kesimden ayrım yapmıyorum, hep maddede yarışıyor. Bir iyi arabam var, aracım var, daha iyisi olsun. Kesinlikle. Sendeki farklı, benimki senden daha farklı. Ben işte sen orada oturuyorsun, ben villada oturuyorum. Hep bir maddiyat yarışı var. Her kesimde diyorum ben sadece. Yani kendini muhafazakar olarak, İslam olarak nitelendiren kardeşlerimizle böyle. Diğeri de böyle. Hepsi aynı çakıl içerisinde, aynı yolda yarışıyor. Hani fesebülü hayır, hayırda yarışmak hususunda, iyiliklerde, güzelliklerde, takva, özellikle takva ve dindarlıkta yarışta eksik kalıyor hükümet hocam. Bu da maalesef toplumu bozuyor, sıkıntılara sokuyor. İşte burada herhalde marifet. İşte marifet devreye burada devreye giriyor. Anın beni, anayım sizi diyor Rabbimiz. Siz onu anmaya başladığınızda o da sizi melekler arasında, evliyalar arasında, yaşayan günlük yaşantınız içerisinde insanlar arasında anıyor. Size bir güzellik veriyor. Bu zikri yaptığınızda ilk içe veren Rabbimizin kesin bir şey var ve içinizden çıkmayan bir ihsanı var. Nedir o? Huzur. İçinize bir güven veriyor, bir huzur veriyor. Çağımızın vebası olan stresten kurtuluyorsunuz. İnsanlarla kavgadan uzaklaşıyorsunuz. İçinize sevgi geliyor. Bir tohum atıyor içinize. Kıymet hocam, şimdi bir iş adamı düşün veya herhangi biri. Çok yoğun stres altında, gergin. Gidiyor bir psikoloğa, doktora. Geçici olarak bir sakinleştirme ilaç alıyor, rahatlıyor. Geçici olarak rahatlıyor ama. Bu kardeşlerimizi sürekli olarak huzur bulması için bir manevi reçete sunsak ne söyleyebiliriz? Kesinlikle var. Ve bunu zikri yapan bütün kardeşlerimiz görecek ki burada da bir fazlası var. Dünyada bir o sürekli huzuru yakalamak kesinlikle için. Kesinlikle. Sadece Rabbi an. Başka hiçbir şey yapma. Rabbi anmaya başladığında Rabbini sevmeye başlıyorsun. Sevilen korunur. Sen de korunmaya başlayınca güzellikler ortaya çıkıyor. İnşirah suresinde anlatıldığı gibi biz senin sırtında sana eziyet veren yükü almadık mı? Kıymet onlar hocam, korkmayacak mı? Aslında dolmayacaklar ayetine gelince rahatlıyorsun. Kişi, insan kendini keşfetmeye başladığı vakit, kendini keşfetmeye başladığı vakit Allah olan yakınlığı da inşallah urbiyeti de daha peki, kolay o zaman olacaktır. Güzel bir yere geldik kardeşim. Bir telefonumuzu alalım, ondan sonra devam edelim inşallah. Buyurun. Alo. Merhaba. Merhaba, buyurun. Benim ismim Elif Zeynep. Allah'ın Resulü'nün selam ve bereketi sizlerin ve dinleyenlerin üzerine olsun inşallah. İnşallah amin. Sizin de üzerinize olsun. Ben hocamın kitaplarını okudum. Kitapları okuduktan sonra gerçekten Allah'ı sevmeyi ve sevdirmeyi öğrendim. Çok güzellikler yaşadım. Üveys nedir? Üveyslik nedir? Biz de bunu kitaplarını okudum ama bir de hocamdan dinlemek istiyorum izniniz olursa. Bize üveysliği anlatabilir mi? Bu kadar mı? Anladım. Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, hayırlı günler. O zaman aşk üveysi, bir de az önceki o konudan devam edelim. Tamam. Üveyslik bugüne kadar Veysel Karahan yolundan gelenlerin, manevi yoldan feyiz alanların yoludur bu. Kısaca bunu anlatabiliriz. Marifet Allah'ı sevme sanatı, ilmidir. Üveyslik bunun içerisinde aracısız sevme halidir. Birçok veli kullar vardır. Mesela biraz önce ismini bahsettiğiniz o Yüce Sultan'ın kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi olsun. Son devirde yaşamış 40 yıl Mahmud Aleyhisselam hizmet etmiş azim. Çok var. Biz de bu yoldan Rab lütuflandırdı. Bizi bu yola sevk eden Allah'ımız hamdolsun. İnsanları sevmeyi önce kendimizin Allah'ı sevmeyi öğretti. Sonra kardeşlerimizi sevmeyi öğrettirdi. Ama asıl iş, o sevdiği için biz onu sevdik. Aynaya baktığımız zaman biz kendimizi aynanın içinde görüyoruz. Hiçbirimiz hiçbir zaman için aynanın içine girmedik ki. O bizim görüntümüzdü. Bu dünya da bir görüntü. Asıl biz buradayız. Ama bu güzelliğe bir bakar mısın? Sevmenin ötesinde başka bir yol yok. Yok. Bizi yaradanı seveceğiz. Bize dinimizi öğreteni seveceğiz. Biz Kur'an'ımızı, biz Rabbim bize indirdiği kitabı sevmeyi öğreneceğiz. Hatta kendimizde husumet olan bir insanı sevmeye başladığımız vakit hocam, karşı tarafı da kazanma ihtimalimiz de var. Yani dost olma ihtimalimiz var. Bunu zaten Kur'an öyle söylüyor. Evet. Kur'an'da Kasas suresinde evet. Belirttiği gibi. Onları bağışlarsan sizin için daha iyidir diyor. Biz bağışlamayı unuttuk. Hediye etmeyi unuttuk. Affetmeyi unuttuk.
bir Müslüman'da olmaması gereken ne kadar kötü huy, haslet varsa üzerimize giydirildi. Hak etmediğimiz halde İslam terör dini olarak gösterildi. Artık bunun bir yerde yıkılması gerekiyor. Çocuklarımız için bunu başarmak zorundayız. İslam'ın kötü bir yol olmadığını, bir Müslüman'ın kötü olmadığını, tamamıyla merhamet, cömertlik içerisinde yaşadığını, sevme dünyası olduğunu bilmesi gerekir. Ama öğretmediler ki. Bize cenneti bile anlatırlarken eskiden korkuyla anlattılar. Allah bizi taş edermiş. Allah bizi çarparmış. Çocukluğumuzdan beri anlatıldı. Niye çarpsın? Neden taş etsin Allah bizi? Neden bizi taş edecekse Allah? Yüz bin üzerinde peygamber niye göndersin? Dört büyük kitap neden göndersin Allah? Hiç bunları düşünmediler. Ama işte bugüne getirdiler bizi. Artık bu düştüğümüz çukurdan. Cenab-ı Hak cehennemi kullar yakmak için yaratmadı ki. Kesinlikle. Düştüğümüz bu kötü düşüncelerden çıkıp sevmeyi öğreneceğiz. Huzur dolu bir dünya yapacağız. O zaman Kıymet Hocam demek ki her insan aslında لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْف۪يمِ Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde yarattı. Aynı zamanda esfele safilin. Aşağılarda inme ihtimali var. O halde her insan aslında aziz olmaya, hazret olmaya adaydır. Yani bu her insan için bu vardır. Ama bunun için Rabb bizden gayret bekliyor. İşte gayret önemli. İşte bu gayrete de infak. Kesinlikle. O da onun bir cüzü, bir parçası, puzzle'ın bir parçası oluyor. Aşağıların aşağısını attık. Niye attı Rabbim? Biz Eles'te ruh olarak yarattı. Sonra cennete getirdi. Adem'in sülbünden bir anne babanın vasıtasıyla anne karnına düştük. Oradan dışarı çıktık geldik. Bugün hayata geldik. Bu geldiğimiz hayatın içerisinde de Rabbimiz ruhunu, kendi nurumdan üfledim dediği ruhunu en alta sakladı. Biz insanlardan isteği odur ki o nefsimize muhalefetini muhalefet ederek ruhu yüceltmek. Allah'ın emaneti bizim içimizde onun nurudur. Bize düşen Allah'ın nurunu önce küçük esaretten kurtarıp nefsimizi ezip ruhumuzu iyilikle, sevgiyle, Kur'an okuyarak, Kur'an hayatımıza sokarak, Resulullah'ı rehber alarak onun hayatının arkasından gitmede iyilikten yana, güzellikten yana, kulluktan yana, sevgiden yana ne varsa yaptığımızda ruh yücelecek. Kıymet Hocam, sevginin kaynağı Allah Celle Celaluhu, hiç şüphesiz. Kesinlikle. Kaynak orada. Şimdi bir insan, namaz kılan bir Müslüman, güne beş vakit namaz kılan bir Müslüman, en azından namaz kılarak Allah diyor, Allah'ı zikrediyor. Ama namaz kılmayan bir insan Allah zikrinden bile uzak. Allah lafzını bile terennüm etmiyor pek çok insan. Akşama kadar işte o telaş içerisinde sorduğumuz zaman, ey kardeşim ne kadar Allah diyorsun, günde kaç saatinde Allah demeye adayısın, hazırlıyorsun dediğimizde cevap yok. Ama akşama kadar bin defa para diyor mesela. Bin defa menfaat diyor, bin defa çıkar ama Allah demiyor. Bu insanın tabii ki Allah bulması, ona yönlenmesi zor. Şimdi bir kişi herhangi bir şeyden bir lezzet, haz duyduğu zaman onu sürekli yapmak ister. Hatta bitmesini istemez. Şimdi Müslüman o hale gelmeli ki mesela namaz kıldığı vakit namazın sonsuza dek sürmesini istemesi lazım. Allah'ı zikrettiği vakit onu hiç bitmemesi istemesi lazım. Bu hazzı, bu lezzet, imanı ve İslam'ın lezzetini Müslümanlar nasıl alacak Kıymet Hocam? Bunu en güzel örneğine Peygamber Efendimiz vermiş sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Namaz ancak kalp huzurunda kılınır. Peki o zaman kalp huzurunu nasıl bulacağız? İşte sabah akşam Rabb'i zikretmede, anmada bulacağız. İyilikte yarışacağız. Bunların hepsi sizde bir olumlu düşünce, bugünkü deyişle pozitif düşünce ortaya çıkaracak. Bu düşünce aslında pozitif filan değil ki. Bu Rabb'in sana vermiş olduğu bir lütuf. Lütuf. Sen bunu çoğaltacaksın. Biz üveyslerin bir güzel tarafı var. Hiç kimseden bir karşılık beklemeden, Kur'an'da anlatıldığı bir teşekkür bile beklemeden sadece Allah rızası için yapıyoruz. Rabbimiz bizi bir doğru yolu iletti. Sevdi, korudu. Biz istiyoruz ki biz Allah'tan bize gelen en büyük şey huzur. Huzurla ibadetlerimizi yapıyoruz. Huzurla günlük yaşamımızdır. Bizim elde ettiğimiz bu huzuru istiyoruz ki bütün kardeşlerimiz kelime-i şehadet söyleyip diliyle tasdik eden herkes ama herkes ayrım gözetmeden bundan nasiplensin istiyoruz. Bütün gayretimiz, telaşımız, uğraşımız bu. Ama bu o kadar zor bir şey değil ki. Sabah 10-15 dakika, akşam 10-15 dakika Rabbini andın mı? Hiç kolay. Sürekli anmaya devam edersek kalp tabii ki dura dolacak. Gün be gün bu kitabın içerisinde onu anlatıyor. Siz hayırda yarıştığınızda Rabb'e borç kasem verdiğinizde, diğer adıyla sabah akşam onu andığınızda bir gün geliyor kalp konuşmaya başlıyor.
kelime-i şehadete bakarsak marifet o kadar büyük bir deniz ki tarikatın ölçüsünde baktığımız zaman dille söyleyip kalbiyle iman ettim demek kişi Müslüman yapıyor. Marifete göre bu eksik. Dilin söylediğin kalbin söylemesi gerekir. Kalbin konuşması da ancak sabah akşam Rabbi tevhidle olur. Ela bi zikrille tatminul kulub. Ancak zikirle kalp tatmin olur. İşte o tatmin noktasında kulları, insanları teşvik etmemiz lazım kıymetli hocam. Başka türlü huzur yok. Ama zikri dahi bize Allah'ı anmayı bir kulun asli görevi olan zikri dahi korkuttular. Yanlış anlattılar. İnsanların içerisinde zikir deyince sanki çok kötü bir şeymiş gibi korkuyorlar, tırsıyorlar. Hiç alakası yok. Bugün Rabbin huzurunda ne kadar zaman ayırır isek, ister namazda, ister zikirde, ister ayırır. Kıymetli hocam, şimdi bir insan, bir kul, diyelim ki günün herhangi boş bir vaktinde bir kenara çekilip Cenab-ı Hak'la baş başa bir saat zikredebilir. Kesinlikle. Onu tefekkür edebilir ki tefekkür bir yıl nafile ibadetinde evla bir ibadettir. Allah için düşünmek, tefekkür etmek. Bir kul hiçbir aracı ortaya koymadan bir kenara çekiyor. Ya yolda giderken, kesinlikle, yürürken. Zaten üvey zikrin güzelliği bu. Yolda giderken evde temizlik işi yapıyor diyelim. Yani dilimizi zikre alışmamız kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Dilimiz ve kalbimizi. Bu çok önemli değil mi hocam? Münker nekir hesap soracak diyorlar. Peki ölü olan bir beden, 70 yılda Rabbini 70 kere anmamış bir kul nasıl cevap verir? Veremez. Nasıl verir? Kalp zikri varsa, kalbi, dilini söylediğin kalbi söylüyorsa öyle verir. Kıymet hocam, telefonumuz daha var. Lütfen. Alo, buyurun. Günler. Buyurun. Emine Hatice, ben Denizli'den arıyorum. Buyurun Hatice Hanım, hoş geldiniz. Ben programınızı izledim. Hocamızı dinledim. Kendisine bir soru sormak istiyorum. Buyur kızım. Ben bugüne kadar birçok sohbet dinledim ama ilk defa Allah sevgisini bu kadar farklı dinledim. Marifetten bahsettiniz, Allah aşkından bahsettiniz. Yani peki, yani ben mesela marifet ehli olabilir miyim? Marifet ehli olmak ne demek? Bu kadar mı? Bu kadar, tamam, evet. Tamam kızım, teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Dedik ya, marifet Allah'ı sevme ilmi, sanatı dedik. Bunun da sanatın mutlaka bir uğraşı gerek. Bununla uğraşın sabah akşam, seni seviyorum demek marifet diliyle. Kelime karşılığında la ilahe illallah. Bunu söylediğin zaman içeride insan öyle güzellikler değişiyor ki, gelişiyor ki. İnsan derd üstü, murad üstü bir hayata giriyor. Hocam öyle anlatıyorsunuz ki sanki bir kanat takıp uçmadığınız kalıyor. Yaşa ve gör. Yaşa ve gör. Üveyslere verilen bir lütuf bu. Ne yazdıysak bu kitapta var. Ne yazıldıysa yaşandı. Hala yaşanmaya devam ediyor. Ama en güzel ne biliyor musunuz? Seni seviyorum diyebilmek. Tevhidi söylerken, la ilahe illallah derken, içinizden, aklınızdan seni seviyorum Rabbim dediğinde, işitirim ve görürüm diyen Allah, işitmiyor mu zannediyoruz biz? Heyhat. Allah kuluna üç şekilde vahyeder diyor başka ayette. Bildirir, seslendirir, öğretir, yaşatır, gösterir anlamında. Bir kalbe ilham, iki perde arkasından üç elçiler göndererek. Elçiler gönderirken dediğimizde biz, herkes kendisini peygambere, Cebrail aleyhisselam geldi diyor. Ama peygamber geldi ama din bitmedi ki, yol kapanmadı ki. Peygamberlik bitti. Amenna saddakna ve iman ettik. Ama yol bitmedi ki, Allah'a yolculuk bitmedi ki. Elçileri geliyor. Kimdir o? Hızır aleyhisselam gelir. Allah'ın veli bir kulu gelir. Camideki imam sana elçi olur. Bilmediğin bir şeyi öğretir. Vesile olur. Kesinlikle. Kesinlikle. Vesile, ancak vesile anlamında böyledir. Tabii. Şimdi Kıymetli Hocam, tabii zikre devam ederken diğer tarafında kulluk vecibelerimizi ihmal etmemeliyiz. Kesinlikle. Yani bir insan düşün ki namazdan uzak, zekattan uzak, dini vecibelerini yerine getirmem ama sürekli... Kısaca şöyle diyebilir miyim Sayın Hocam? Zikirle de yol alamaz. Kur'an'dan ve sünnetlerden uzak kalmayacaksın. Zaten bu zikre girdiğin zaman kul biliyor, yaşayıp da görüyor. Kur'an onun içinde... Allah'ın emirleri çerçevesinde, Kur'an yolu üzerinde bu yol marifeti de devam etmemiz gerekir. Zaten Kur'an'ın dışında değil ki. Değil. Siz ve biz zikri başladığımızda anlıyoruz ki, birebir anlıyoruz ki, kendimiz yaşayarak anlıyoruz. Kur'an bizim içimizde. Biz Kur'an'ın içinde. Kur'an dışına çıkamıyorsun. Çıkmak istemiyorsun. Öyle güzel bir deniz düşün ki, mağfiret denizi, ilim denizi, hiç çıkmak istemiyorsun. Kıymetli hocam, burada
bütün anlattıklarımızın, zikrin, Allah yolunun, dinin, dindarlığın, takvanın, bütün bunların dünyadan, dünyalıklardan, dünyevileşmekten daha mühim ve elzem olduğunu kardeşlerimize hangi metodla anlatabilir mi? Bu çok önemli. Yani bir insan, şu anda yaşayan bir Müslüman bilecek. Din, diyanet, takva, Kur'an, sünnet, bunlar her şeyin üstünde ve elzemdir. Dünya boştur, geçicidir. Ben gelip geçeceğim. Hesap günü var. Bunu hocam, yani bu idraki izanı kardeşlerimize nasıl aktarabiliriz? İsterseniz Peygamber Efendimiz'den başlayalım. İsterseniz İmam Rabbani'den başlayalım. İster Mevlana'dan, Yunus'tan başlayalım. Peygamber Efendimiz de bakın ben fakirim diyor. Fakirliğimle övünürüm diyor. O bildiğimiz fakirlik değil ki. Dünyaya meyletmemek, dünya sevmemekle ilgili bir fakirlik ki o. Hiçliğin anlamı bu ki zaten. Peygamberimizden bunu bahsettik. Gelelim Mevlana'ya, Yunus'a. Ne karşılık beklediler? Hep verdiler. Vermekten asla çekinmediler. Gelin bu dünyamıza. Her şeyin başı tam tersi olmuş. Onların bize öğrettikleri tersine çevirmiş. Peygamber Efendimiz'in aşık olduğum hadislerden bir tanesi, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, korkutmayın diye. Bize cenneti bile korkarak, korkutarak vermeye kalktılar. Hocam burada, buradaki eğitimciler bu eğitim psikolojisini, pedagog durumunu iyi bilmeleri gerekir. Yani bu pedagojiyi, insan eğitim psikolojisini, çünkü biz hep yaşadık bunları. Bizim eğitim sistemi şiddet üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi. Hem psikolojik şiddet, hem sözlü şiddet, hem normal şiddet. Her şiddet var eğitimde. Yani bu nesil maalesef şiddette büyüyen bir nesil olduğu için bu nesil kaybettik. Yani bu nesil artık o sevgi noktasında bayağı bir uğraştan sonra inşallah gelecek. Yani siz maşallah gençsiniz. Bize bakarak siz kaybolmuş bir nesil değilsiniz. Siz bu gelecek nesilleri de kurtaracak olan sizlersiniz. Asıl olan dediğiniz gibi işin başı bu. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim başı oku diyor Rabbim Kur'an'a. Oku. Cenab-ı Hak ille sana din alim ol demiyor. Kesinlikle. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Fizik oku, matematik oku, kimya oku, astronomi oku. Çünkü Allah'ın adıyla okursan o ilim fayda verir. Aksi takdirde her zaman bu örneği veriyoruz. Klasik bir örnek. Bu bıçak. Bununla adam da öldürürsün. Ekmek. Yemek de yaparsın. Ekmek de doğrarsın dediği gibi. Ama buradaki niyet önemli. O açıdan. Osmanlı'ya bakar mıyız? Kayıbı. Söğüt'e gelmiş. 400 kişilik bir çadır. 400 kişilik bir aile. Bizans'ın burnunun dibinde. Bizans 50 bin kişilik bir orduyla her an bunu çizebilir. Yok edebilirdim. Peki öyle bir şey düşünüyorlar ki biz daim olalım. Bizans'ı yenelim, nasıl yaparız diye. İşte burada akıl devreye giriyor. O ilim devreye giriyor. Devrin sultanlarını bir araya getirip bir çözüm yolu arıyorlar. O dönemde Kıymet Hocam manevi mimarların etkisi çok yüksek. Kesinlikle. İmam Rabbani gibi, Müdar abi gibi. Kesinlikle. O alemin emri olmadan sadece akılla biz bu dünyada yürürsek, Kur'an'ın rehberliğinde, Resulullah'ın rehberliğinde yürümez, akılla yolculuk yaparsak inanın helak oluruz. Helak oluruz. Hep akıllı, üstün bir meziyet gösterdiler. Akıl aslında yere akılsız. Kadar. Eğer akıl gerçekten akıllı olsaydı. Yani hiçliğe yol almak. Kur'an'ın emrinden uyardı. Nefsinin emrine uymazdı. Bizleri helakada götürmezdi. Bizi Kur'an'ın istediği şekilde iyilikte, güzellikte yarışmaya sevk ederdi. Aksine nefs tam tersini yapıyor. Ve biz nefsimize uyduğumuz sürece bu alemde yol alamayız. Marifetin asıl kuralı sizi, nefsinizi ezmeyi, ruhunuzu yüceltmeyi sağlatıyor. Ruh yüceldikçe kişi güzelleşiyor. Kendini buluyor, Allah'a yakın oluyor. Ruh yüceldikçe Rabb'e yaklaşıkça ilim alıyor. Çocukluğumuzu hatırlarız değil mi? Eskiden köy evlerinde ocaklar vardı, sobalar yokken. Ocağa yakın olan ısınırdı değil mi? Peki ocakta bu örnekten yola çıkarsak Rabb'e yakın olan ilim almaz mı? Korunmaz mı? Sevinmez mi? Ona lütuf daha fazla Hocam, gelmez mi? Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinde buyurmuş olduğu gibi Cenab-ı Hak da ancak alim kulları korkar. İşte buradaki korku sakınmak anlamında. Kesinlikle. Buradaki bilmek, şimdi size marifet de var, tasavvuf da var, zikir de var. Değil mi? Her şey bunun içerisinde. Peygamber Efendimiz o konuda bir hadisi var. Allah'tan en çok korkanız benim diyor. Ama bildiğimiz anlamda cehennem atılmak ya da cezalandırmak İyi, anlamında değil. Allah'a layıkıyla kulluk yapamamaktan korkusu var onda. Zikir ehli de öyle giriyor. Önce bir deneyeyim diyor. Yapıyor. Huzur geliyor içerisine. Rabbin lütufları gelince daha çok seviyor, daha çok sevsin diye daha çok zikrediyor. Bu yolda giderken, ev işlerini yaparken
gece yatarken zikrediyor. Bunu bir halkaya illaki birçok kalabalık insanların bir araya gelmeye gerek yok ki. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. İşte bir kişinin dayanabileceği Kur'an'da en güzel ayetlerden bir tanesi bu. Ona güvenen neyi kaybeder ki? Hasbinallah ve nimel vekil. O ne güzel vekildir diyebilmek. Allah'ın 99 ismine bakın. Bir iki tanesi, biri Celal, biri Kahar. 97'si merhamet, cömertlik, yardımseverlikle dolu. Böyle Allah sevilmez mi? Evet Kıymet Hocam. Bir ilahiyatı verelim mi Kıymet Hocam? Tabii soluklanın. Çok seviniriz. Nefsiyle oynaşan pehlivan çok dur. Nefsiyle oynaşan.
içi kafir dışı Müslüman çoktur. İçi kafir dışı Müslüman çoktur. Kıymet Hocam, içi kafir dışı Müslüman çoktur. Şems-i Tebriz makalatında buyuruyor ki, bundan 800 yıl önce, biz zannediyoruz ki sahtekar şeyhler sadece bu devirde var. Bakın ne diyor makalatta. Bu dünyadaki sahte şeyhlerin sayısı gökteki yıldızlardan daha fazladır diyor. Burada anlatılan gizli şirk. Aleni şirki biliyoruz. Ateistler şunlar bunlar. Ama gizli şirk var içerisinde. Allah seni taş eder. Allah seni bağışlamaz. Sen kimsin kardeş? Bir kere, iki kere düşün. Kimin adına konuşuyorsun? Rabbin adına. Bırak, kararı verecek olan o. Yargılayacak olan o. Sana ne? Niye bunu yapıyorsun? İnsanlara geliyorlar, anlatıyorlar. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kardeş, bana anlatma. Ben okuyayım, ben anlayayım. Bana Resul anlattı. Bana Mevlana anlattı, Yunus anlattı, Hacı Ahmet Yesevi anlattı, İmam Rabbani anlattı, Beşiktaşlı Yahya Efendi anlattı. Allah'ın veli kulları anlattı. Artık anlamaktan yoruldum. Siz onların anlattıklarını bile çevirdiniz. Şirkin içine girdiniz, nefsinizi egoda tavan yaptırdınız, bana sevmeyi unutturdunuz. Allah'ın ne kadar merhametli, ne kadar cömert olduğunu unutturdunuz. Sevgi dolu bir Allah'ı insanları taş edecek, çarpan, ezen... Bir Allah yerine koydunuz. Yanlış yaptınız. Artık sizi dinlemek istemiyorum. Ben Fatiha'nın 4. ayetinde yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz deyip Kur'an'a döneceğim. Resul'ü döneceğim. Örnek alacaksam onu alacağım. Okuyacaksam Kur'an'ı okuyacağım. Kur'an benden ne istiyor? Rabbim benden ne istiyor? Önce bunları bileceğim. Senin bana öğrettiğin kul hakkını bir kenara koyacağım. Bak burada şehidin hakkı var. Burada alimin hakkı var, burada evliyanın hakkı var, burada peygamberin hakkı var, burada hepsinin üstünde Allah'ın hakkı var. Neden bana bunu öğretmediniz? Sadece ve sadece kul hakkıyla beni alıp götürdünüz. 300 yıldır bize niye bu zulmü reva gördünüz? Soran yok ama okuyan da yok Kur'an'ı. Okuyacağız birinci elden. Yardım Allah'tan geliyor. Biraz önce dedik ki Resulullah'ımız ne diyor? Allah'ı en iyi bileniniz benim ama Allah'tan en çok korkan benim. Biz korkuyu, buradaki korkuyu aldılar. Bizim Allah'a kulluk yapmakta eksiklik göstermekten korkacağımıza Allah'ın bizi ezen, zulmeden bir Allah yerine koydu. Haşa böyle Allah yok. Var. Kafire var. Müslümana böyle bir Allah yok. Böyle bir gözle, böyle bir düşünceyle bakan bir Allah yok. Bakmaz mısınız? Rahmanım diyor. Rahimim diyor. Er Rahimim diyor. Zülcelal ve İkramım diyor. Tevvabım diyor. Bin kere tövben yine bozsan yine gel diyor Mevlana. Rabbim ne diyor bir kutsuz sözünde? Denizdeki dalgaların köpüğü kadar günahın olsa gel tövbe et bağışlarım diyor. Böyle bir Allah sevilmez mi? Neden korku dolu bir dünya sundunuz bize? Neden sevgi unutturdunuz? Resul sevmedi mi? Ehl-i Beyt sevmedi mi? Mevlana, Yunus, Hacı Ahmet Yesevi sevmedi mi? Sevgili bir dünyada tağutların hayatı olmaz biliyorsunuz. Tağutun yaşaması of için... Hocam tam yerinden vurdunuz şimdi beni. Tağutun yaşaması için sevgisizliğin bakın, hakim olması gerekir. Canım hocam Kur'an okuduğunuzda, tefekkür ettiğinizde Rabb size neler öğretiyor, o alem size neler öğretiyor. Biliyorsunuz siz Kur'an'a sevgili olursanız sevgili size ziynetlerini açar. Kur'an'dan uzak olursak, sevgiliden uzak olursak, sevmezsek o bize hiçbir ziynetini göstermez. Kur'an'da Allah, iblisi lanetliyor. Onun adımlarına ayak uydurmayın diyor. Ama iki yere diyor ki, hele bir tanesinde ayette, tağuta küfredip imanında dost doğru gidenler var ya diyor. Tağut nedir biliyor musun hocam? İblis değil. Bakın iblise küfredin demiyor Allah. Tağuta diyor. Tağut iblisin işini yapan sahtekarlardır. İblis yoluna gidenler. Ve onları o şekilde yönlendirenlerdir tağut. Onlara küfredin diyor. Allah diyor. Ama bu bildiğimiz anlamda değil. İyi tabii ki. Onu lanetleyeceksin, uzaklaştıracaksın, hayatına sokmayacaksın. Onunla mücadele edeceksin. Ama biz günlük telaşın içerisinde
bugün aklımıza getirmediğimiz Rabbin huzuruna gelmiyorsak, sevgi dolu gelmiyorsak, emir olarak da gelmiyorsak, ama bir gün Rabbin huzuruna mutlaka geleceğiz. Mutlaka. İşte o zaman ne hesap vereceğiz? Cenab-ı Hak bizleri hesap verenlerin ellesin inşallah. Amin. Teala. Kıymet Hocam, son dakikamıza girdik. Son bir şey söylemek ister misiniz? Kıymet bizi bu imkanı tanıdığı için sizlere müteşekkiriz. Biz de bir dakika çok memnun olduk. Çok... Allah'ın Resulü'nün selam bereket üzerinize olsun. Her geceniz Kadir gecesi, her gününüz bayram olsun. Allah nurunuz da rızkınız da arttırsın. Amin cümlemize inşallah. Kıymet sevgi dolu bir dünyada buluşalım inşallah. Amin inşallah. Hani Yunus'u diyor ya bir sözünde, sevelim sevelim bu dünya kimseye kalmaz. İnşallah bu da son sözümüz olsun. Kıymetli izleyiciler, Kıymet Hocamın, Muharrem Karabay Hocamın Aşkı Üveysi kitabını veselkarhane.com sitesinden temin edebilirsiniz. Veselkarhane.com sitesinden temin edebilirsiniz. Bir de Aşkı Üveysi 2 Marifet Sohbetleri Elif Lam Mim diye üzerinde yazıyor. Orada Elif Lam Mim 7 şekilde açıldı. 7 şekilde. Bu iki kitabı kıymetli dostlar veselkarhane.com sitesinden tedarik edebilirsiniz. Haftaya inşallah bir başka konuyla beraber olmak üzere şimdiden cumanız mübarek olsun. Mübarek. Cumanın bereketi şimdiden üzerine inşallah Teala. Hocam bir alışkanlık var. İşte bayram mübarek olsun, cumanız mübarek olsun. Zaten hayırlı. Yani cuma hayırlı, bayram da hayırlı. Biz ona layık mıyız? Öyle mi olan bu? Cenab-ı Hak bizleri layık olanlara eylesin inşallah Teala. Yürekten istimiz o değil mi? Gayretimiz o değil mi? Beklentimiz o değil mi? O bir kere bana kulum desin, cehennem nerede yaksın? Cehennem hiç umurumda bile değil. Aşk. O bana bir kulum deyip kabul etsin, bütün cehenneme yamaya razı değil mi Kıymet Hoca? O kadar önemli. Yunus ne güzel diyor, şu cehenneme girip biraz yanasım gelir diyor. Dileriz biz hiç oraya girmeyenlerden oluruz. Hatta abi, cehennemi görmeyenlerden oluruz inşallah. İnşallah. Ümmet-i Muhammed olarak böyle bir nidamız olsun Kıymet Hocam. Sevgili dostlar, haftaya görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.